Herkese selam. Bugün yine enteresan bir konuğum var. Otoguru'da ağırlamaktan onur duyduğum değişik bir kahraman. Niye kahraman diyorum? Çünkü bence o gizli bir kahraman. 2016 model Opel Insignia 1.6 CDTi. Hazırsak bir tur atalım. Haydi. Neden gizli kahraman? Bundan bahsetmeden önce aracın biraz dış tasarımından bahsetmek istiyorum. Demin de gördüğünüz üzere Opel'in ben size şöyle söyleyeyim. Benim gençliğimde 1990'lı yıllarda Opel'in Calibra diye bir arabası vardı. Bir kupeydi, spor bir arabaydı. Tabii arada enteresan denemeleri olmasına rağmen şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Beni en çok etkileyen Opel tasarımlarından biri. Yani cümleyi deminki cümlemi tamamlarsam Opel'in çizdiği en şık arabalardan biri diye düşünüyorum. Tabi arabayı ilk etapta, ilk gördüğüm zamanı hatırlıyorum. Yanılmıyorsam 2010 yılında çıkmıştı. Üstelik bu makyajlı kasa değildi. Bir önceki kasaydı. Daha doğrusu aynı kasaydı, makyajsız haliydi. O arabayı da ilk gördüğümde aklıma neden bilmiyorum köpek balığı gelmişti. Tahmin ediyorum Alman mühendisler ya da tasarımcılar da bu arabanın aerodinamiğini tasarlarken bir köpek balığını mı hayal ettiler? Vallahi onu bilemiyorum. Ama ben gördüğümde ilk aklıma gelen oydu. Zaten normalden daha çıkık bir burun, biliyorsunuz, bir sportif tasarıma bir atıftır. Bu genel bir araba tasarımıyla ilgili genel bir kural. Bu arabada onu direkt yapmışlar. Gayet sportif, çıkık bir burnu var. Arkaya doğru, yandan zaten D sınıfında büyük bir araba olduğu belli oluyor. Arkadan baktığınızda da yeni makyajlı haliyle de koyulaştırılmış stop lambaları da gizliden gizliye bir sportiflik çağrışımı yapıyor. Şu an kullanmakta olduğum bu Insignia 2016 model 1.6 CDTi, zaten merak edilen konu bu, ve üzerinde 6 ileri tam otomatik bir şanzımanla beraber geliyor. Şimdi bu kullandığım araca geri dönersem, bu kullandığım araç Cosmo paketli. Cosmo paket, şu anki Opel'lerde durumda bilmiyorum ama bu 2016 yılında Cosmo paket bir Opel satın aldığınızda en üst paketti. Üzerine istiyorsanız ekstra donanım paketleri alınabiliyordu. Bu arabada da Sport Pack denen ekstra, Cosmo'nun üstüne Sport Pack denen bir donanım paketi mevcut. Bu Cosmo'ya ne kazandırmış diye düşünürseniz şunu kazandırmış ekstradan. 19 inç alaşımlı spor jantlar, deri koltuklar, zaten hepsi ısıtmalı ama tam elektrik kontrollü ve hafızalı sürücü koltuğu, yandaki yolcu koltuğu da yarı elektrikli, yani yükseklik ayarı ıvır zıvırı da elektrikle ayarlanan tam deri, yani %100 doğal deri bir koltuk takımı getiriyor beraber. Ha, bunun üzerinde bir paket daha var. Onun adını tam bilemiyorum ama o paketi satın aldığınızda ekstradan ne geliyor? Sunroof geliyor ve aktif dinamik sürüş modları geliyor. Dinamik sürüş modu ne? Bugün sürüş modu pek çok araçta var. Bunlar bize ne sağlıyorlar? İşte vites değişim aralıklarını uzatıyorlar veya kısaltıyorlar sporluğa göre. Ama bu bahsettiğim dinamik sürüş modlarında ise aracın yalnız şanzıman oranları veya vites atma aralıkları değil, şase ile ilgili bir takım sertleştirme, yumuşatma gibi ekstralar da mevcut. Bunda yok. Şimdi kendi aracımıza geri dönersek, Opel'in
Insignia'yı çıkartırken ne düşündüğünü hayal ettim de küçük de bir araştırma yapıyorum tabii size anlatmadan önce. Biliyorsunuz ülkemizde de çok sevilen, popüler Astra'nın üstünde Vectra diye bir modeli vardı Opel'in. Bir de onun üstünde Omega diye bir modeli vardı. Esasında Omega D segmentine, yani bizim benim bahsettiğim profesyonel ayrımlar değil de ben A, B, C, D diye ayırıyorum. D segmentine uygun. Yani bize göre üst sınıf, Avrupa'ya göre orta üst sınıf gibi konumlanan bir araçtı. Insignia ise Vectra ile Omega arasına yerleştirilmiş bir boyuta sahip. Bu içinde bulunduğumuz ve çoğu Insignia'da tabii donanıma göre ve motora göre ufak tefek farklılıklar gösterse de 1650 kiloluk bir dev. Evet, yanlış duymadınız. Tıpkı bir 520i gibi 1650 kilo. Zaten yanımda gördüğünüz B sütununun kalınlığından da bunun neden böyle olduğunu görebiliyorsunuz. İçine bindiğiniz andan itibaren tıpkı BMW'de olduğu gibi, o kadar değil ama inanın çok farklı değil, kendiniz bir kasanın içinde oturmuş gibi güvende hissediyorsunuz. Şimdi biraz isterseniz işin hikaye kısmına gelmek istiyorum. Neden gizli kahraman dedim ya da niye benim için öyle? Ben İstanbul'da doğdum büyüdüm. Bunu daha önce pek çok videoda söyledim. Beyoğlu'nda bir başıma gelmiştir. Bu pek çoğunuzun başına gelmiştir de bunu hissiyat olarak paylaşmak istedim. Önünden defalarca, belki 50 kere geçtiğim binalar olmuştur Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde. Fakat bir vesileyle içine girdiğinizde içinde bambaşka bir dünyanın, inanılmaz bir ortamın olduğunu görüp şaşırdığım binalar olmuştur. Şimdi bunun araba versiyonu olduğuna inanıyorum ben. Ha, şu ne demeye çalışıyorum? Yolda her gün trafikte bir sürü araçla trafiği paylaşıyoruz, yolları paylaşıyoruz. Şimdi zaten kendini belli eden araçlar ortada. Yani işte bir Mercedes, bir BMW veya işte bir Jaguar, işte daha da aklınıza hangi marka geliyorsa, bu markayı gördüğünüz zaman zaten aklınızda şöyle bir algı oluşuyor. Ya şimdi bunun içi ne kadar lükstür, harikadır, adam başka bir dünyada otomobil sürüyordur diye aklımızdan geçiyor. Ama bir de bunu çaktırmayan arabalar var. Benim başıma inanın iki araba da geldi. Bir tanesi bu ve bir tanesi de Alfa Romeo Giulietta'nın, bir arkadaşımda vardı. Quadrifoglio diye bir donanın versiyonu vardır. Bu donanın versiyonu oldukça doludur ama inanın dışarıdan baktığınızda sadece biraz daha jantları büyük, daha şık, işte tamponları hafif şık, şişik bir Alfa Romeo Giulietta görüyorsunuz. Ama içine bindiğinizde başka bir dünya. İşte bu arabada, yani Opel Insignia'larda beni şaşırtan arabalarda. Ya bu kullandığımız en üst donanım paketi olduğu için mi böyle, yoksa hepsi böyle mi, inanın bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Dışarıdan bunun bir Opel olarak gözden kaçırdığımız bu Insignia, içine bindiğinizde inanın sınıf arkadaşları, kim var işte, Passat var, Superb var Skoda'nın ve bunun gibi araçların hepsinden daha dolu bir donanım paketi var. Daha doğrusu, yani siz bir Passat'ta bu donanım paketini alabilirsiniz ama inanın bundan %25 belki de %30 daha fazla para vermeniz gerekebilir. Yani Opel'in en güçlü olduğu, elindeki en güçlü kart bu donanıma, bu konfora veya bu güvenliğe göre fiyatı. Ve tabii bu netice itibariyle Alman malı bir araba. Oradan da kaçırmamamız lazım. Şimdi gelirsek gizli kahraman hikayeme geri dönelim. Şimdi binalarla olan bendeki hissiyatını paylaşmaya çalıştım. Ama esas başka bir şey var. Çocukken hepiniz Superman, Mandrake gibi çizgi romanlar okuyanlar vardır. Hepiniz demeyeyim ama bizim yaştakiler bilir. Superman'in bilmeyenler için anlatayım. Clark Kent diye bir vatandaş vardır. Bu Clark Kent bir işte yerel bir gazetede muhabirdir. Dışarıdan baktığınızda oldukça tutuk, ezik, işte parlak olmayan bir tiptir. Ama ihtiyaç anında kendine bir kuytu bulur. Hemen üstündekileri söker atar ve bir süper kahraman çıkar. İşte bu arabada hissettiklerim, daha doğrusu bana bu arabanın hissettirdikleri tam da bu. Arabaya biniyorsunuz. Sakin sakin kullandığınız zaman hiçbir ekstra yok. Gayet normal yoluna giden, işte 1650 kiloya rağmen 7-7,5 litre mazot yakan sakin bir otomobil havasında. Ama eğer siz onu sıkıştırır, kızdırırsanız veya otobanı yakaladıysanız
İşte o zaman içinden bir süper kahraman çıkıyor. Tabii şimdi bunu böyle söyledim diye lütfen yanlış anlamayın. Yani bunu abartılı da anlatmıyorum. Şimdi bu araç netice itibariyle 1.6 yani 1600 cc 4 silindirli bir dizel motora sahip. Yüksek basınçlı bir turbosu var. Bununla beraber 136 beygir üretebiliyor. Ve buraya dikkat edin, 320 Nm tork üretebiliyor. Geçenlerde test ettiğim bir 520 dizel vardı. 2 litrelik bir dizel BMW motoru 380 Nm tork üretirken bu 1.6 olmasına rağmen bu motor 320 Nm tork üretebiliyor. Tabii Bodrum'un klasik bozuk yollarından kameram yine sallanıyor. Tekrar özür dilerim. Bu torku niye söylüyorum? 6 ileri tork konvertörlü tam otomatik bir şanzımana sahip. Fakat daha önce de hep anlatmaya çalıştığım gibi şanzımanla motor uyumlu olduğu hallerde işte tadından yenmez dedikleri haller orada ortaya çıkıyor. Bu arabada da bence benim hissettiğim otomobilin motoruyla şanzımanı arasında çok güzel bir ahenk var. Bazı testler seyrettim sizle görüşmeden önce. Hani bazı testler diyor ki işte bazen yokuş aşağı yokuş yukarı şanzıman kararsız kalıyor, şaşırıyor. Lütfen burada bir hakkını yedirtmemek lazım. Bir DSG şanzımanla karşılaştırıldığında bu şanzıman inanın ip gibi, o kadar stabil ki ben daha hiç yanlış vitese attığını görmedim. Ayrıca gaz tepkileri çok başarılı. 1650 kiloluk bir arabayı 1.6 bir dizel motorla bundan daha iyi götüren bir marka ben bilmiyorum. Ha şu var, yeni çıkan Mercedesler var 1.6 dizel. Onu da inceledim, baktım 160 beygir çıkarmışlar ama araçlar bu sınıfta değil. Onu söylemem lazım. Yani bir C Mercedes'ten yanılmıyorsam E'de de mi vardı? E'de ise o zaman bu sınıfta. Fakat şunu söylemeye çalışıyorum. O bir Mercedes. Üstelik de 2020 model. Şimdi bu videoyu neden çektim kısmına geri geliyoruz. Bu videoyu şunun için çekiyorum. Bu gizli kalmış kahraman size 5 yıldız NCAP'ten güvenlik sağlıyor. Aracın her yerinde klasik airbagler var. Yani yan airbagleri, diz airbagleri, tavan airbagleri, her yerden airbag çıkıyor. Deri koltukların üzerinde oturuyorsunuz. Bu kadar lüks, kendinden kararan aynaları falan, bizenon farları, işte Intelligent Link ile birlikte Apple CarPlay bile olan, çift bölgeli dijital kliması olan, yani kısacası her şeyi olan bu arabayı kaç paraya satın alabiliyorsunuz? Şimdi soru bu. Bu araba ikinci elde eğer temiz, kazasız, belasız ve düzenli servis bakımlı bir tane yakalarsanız bence çok iyi bir alım. Şu an kullandığım araba 54.698 kilometrede. Biliyorsunuz senelik bakımları var. 20.000 kilometrede bir veya yılda bir bakım yapılıyor. Yılda bir bakımları dışında en ufak bir arıza çıkarmadım. Ama bunun sebebini de şöyle söyleyeyim. Arabalarda revize diye bir şey vardır. Yani şudur. Araba üretimi testleri tamamlanır. Satışa sunulur. Ve zamanla servislerden gelen geri bildirimlerle bir takım kronik hataları varsa bunlar yavaş yavaş düzeltilir. Yıl yıl düzeltilir. Ay ay düzeltilir. Şimdi bu içinde bulunduğumuz Opel Insignia 2016 model dediğim gibi. Yanılmıyorsam 2007'nin sonunda mıydı? 2017'nin sonunda mı? 2018'in başında yeni kasası çıktı. Yani 2010'dan beri üretilmekte olan bu araç tüm kronik arızaları giderilmiş. En ufak bir sıkıntı bırakılmamış hali. Şimdi araçta özellikle bahsetmek istediğim iki nokta var. Bir tanesi farları. Daha dediğim gibi değişik testler izledim ama hiç bundan bahsedeni görmedim. Bu arabanın üzerindeki bizenon farlarda bir yükseklik ayarı yok. Neden yok? Çünkü bu farlar aktif farlar. Şimdi aktif far artık pek çok arabada var. Yani direksiyonu çeviriyorsunuz, ne yöne giderseniz orayı gösteriyor falan filan. Fakat Opel mühendisleri bu arada kaynamış ne yazık ki, belirtmem lazım. AFL Plus diye bir sistem bulmuşlar. Ve bunun farları gerçekten özellikle karanlık ıssız bir yolda giderken farkını anlayacaksınız. Yani BMW ve Mercedes'ten aşağı değil, hatta
size şöyle söyleyeyim, sert köşeli dönüşlerde onlardan daha iyi aydınlatmalar sunduğunu söyleyebilirim. Ayrıca tam otomatik bir uzun far sistemi var. Bu ne demek? Siz uzunları açıyorsunuz otomatik halde. Karşıdan bir araç geldiğinde kendi kendine kapatıyor. Yol aydınlandığında kendi kendine kapatıyor. Bu anlamda farları gerçekten muhteşem. Yani bunu net olarak söylemem lazım. Ha, gelelim bu arabanın üstünde sport paketi olan bu arabanın üzerindeki 19 jantlara. 245-40-19 asimetrik lastiklerle gelmiş fabrikadan. Bu da benim gizli kahraman tezimi sanki ufak ufak destekliyor. Çünkü Alman mühendislerinin düşünce tarzını hepimiz biliriz. Almanlar öyle görselliğe birinci sırada önem vermezler. Onlar için biliyorsunuz fonksiyonellik, yani işlevsellik daha önemlidir. Dolayısıyla Almanya'da Alman üretimi üretilmiş, Almanya'da üretilmiş bu aracın üzerinde 1.6 dizel motorla da olsa bu lastikleri, bu jantları koymuşlarsa onlar da sanırım benim düşündüklerimi düşünmüşler demektir. Şimdi kısadın ise sonuca gelirsem, bana sorarsanız ikinci el araba almak istiyorsanız işte 2015-2016 hadi 2017 modele kadar paramı yettirebilirim, dizel otomatik güvenli bir araba almak istiyorsanız, inanın bu kenarda kalmış, insanların dikkatinden kaçmış, kenarda kalmamış, pardon onu düzeltirim, satış rakamları onu göstermiyor çünkü, sadece insanların dikkatinden kaçmış Opel Insignia'yı, gerek bu kasayı gerek yeni kasayı, henüz yeni kasayı test etme, hatta binme fırsatım da olmadı, yani üzerine bindim ama kullanmadım, bunları gözden kaçırmayın derim. Yani soru şu neydi, bu paraya böyle bir araba yakalanabilir mi? Evet, yakalanabilir. Araştırırsanız göreceksiniz ki 150 bin ile 200 bin bandında bu araba satın alınabiliyor. Ve inanın bu paralara böyle bir araba almak neredeyse bu donanımda, bu güvenlikte imkansız, bu sınıfta. 500 litrelik dev bir bagajı var. 4 diskli müthiş bir stabilite programı var. ABS'yi falan zaten söylemiyorum. Direksiyonu sürüş sırasında son derece kararlı. Kimisi tam hisli bulmamış ama ben aynı fikirde değilim. Ya belki spor görünümü yüzünden insanlar daha spor bir karakter bekliyorlar ama neticede bu dört kapılı bir sedan ve ben bunu %100 karşıladığını düşünüyorum. Virajlara inanın, tabii belki şeyin etkisi de var. 19 jantların etkisi de olabilir ama virajlara inanın, nasıl söyleyeyim ya, Porsche gibi diyeceğim çok büyük abartı tabii. Ama inanın iyi bir spor otomobil gibi giriyor çıkıyor. Bu motorla bir otoban yakaladığınız zaman esnek ara vites arasındaki esneklikleri çok başarılı. Onu da bize tork sağlıyor. Ve top speed'i de ben 210'u burada değil, Bodrum'da değil, otobanda, otoban koşullarında 210 kilometreyi de rahat rahat gördüm. Ama daha üzerine çıkmak için tabii direnç gösteriyor. Motorun beygiri buna müsait değil. Ama torku özellikle ara hızlanmalarda bizi çok memnun ediyor. Evet, bu videonun da sonuna geliyorum. Çünkü ben yine gelmek istediğim yere geldim. Aracı son derece tavsiye ediyorum. Lütfen ikinci el bir araç seçerken bu alternatifi de gözden kaçırmayın. Hepinize seyretme sabrında bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve en önemlisi sosyal medyada da olsun başka mecralarda da videolarımı paylaşmayı unutmayın. Eğer eklemek istediğiniz bir, söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen alta yorumlarınızı bırakın. Hepinize mutlu, sağlıklı günler dilerim. Başka bir otomobil videosunda görüşmek üzere.